Şimdi dimadaki karşılıklarını bulma konusu enfüsteki karşılıkları bulmanın aslında bir devamı, bir parçası gibi. Ama biz de baktığımız hangi mevzuysa dimada karşılığı var mı? Varsa hangi mertebede, hangi mertebeyle ilişkili vardır dediğimizde oradaki o ilişki yapısından konumuzu anlamış oluruz. Şimdi diğer bir kısım Dima'daki karşılıklarını bulacağız. Ee, bu da aslında enfüsün devamı gibi de düşünülebilir ama e, kendi başına ayrıyeten de bakmak gerekebiliyor. Çünkü Dima'da, orayı açayım hemen. Şimdi dima'daki karşılıklarını bulma konusu enfüsteki karşılıkları bulmanın aslında bir devamı bir parçası gibi ama dimayı niye özellikle bir başlık haline getirdik? Çünkü dimada 7 mertebe var. Çokça ders yapıldı. Dima dersleri elhamdülillah. Oradaki karşılıklarını bulduğumuz zaman dimada bizim önemli bir sistemimiz zaten üstad onu da söylüyor. Makesi nuru iman diye ifade ediyor mesela. O zaman o 7 mertebedeki karşılıklarını bulduğumuz zaman da konuyu daha iyi anlamış olacağız. Bununla ilgili örnek yani dima kendi içerisinde zaten ayrı bir alem. Bir sürü ders olduğu için oraya girme şansımız yok. Ama biz burada ne diyeceğiz? Bir mevzuya baktığımızda acaba bunun dimadaki karşılığı nedir? diye de bakabiliriz. Bakmamız mümkün. Bu dima derslerinde yapılan şekil ve o dima dersinde de kullandık zaten bunu. Ne var? Tahayyül ve tasavvur var. Sonra tahakkul, tasdik, izan, iltizam ve itikat var. Nasıl da bu tahayyül ve tasavvur mertebesi de bizim serbest bölgemizi oluşturuyordu. Bizim de her zaman ...kontrol edemediğimiz, kişinin hususi dünyasını oluşturduğu tahil ve tasavvur mertebeleri vardı. Ve bu tahil tasavvurdan sonra ta bir taraf olan takul kısmı, sonra tasdik kısmında da batılı ya da hakkı tasdik şeklinde sistem yürüyor. Ya itikad şeklinde imanı netice veren bir süreç işliyor ya da küfrü netice veren batılı itikatlar ortaya çıkabiliyor. Ve bunlardan bazı haletler çıkıyordu. Dima'nın genel hani yapısı buydu. Biz araştırdığımız, okuduğumuz, baktığımız konularda acaba dimağda bunun hangi nereye karşılık gelir diye bakabiliriz. Buranın da en çok şeyi şu, külliyattaki çoğu yerin bu serbest bölge dediğimiz tahayyül tasavvurda karşılıkları çıkıyor. Yani onu bir kere hani temelde koymakla vehimler, vesveseler, bilgiler, düşünceler, hayaller yani Oradaki çoğu yapının ucu baktığımızda tahil ve tasavvurda serbest bölgede mutlaka bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Yaptığımız derslerde de bunu görüyoruz. Ama işte sureti serbest bölgede olur da kanuniyeti orada olur şeklinde farklı şeyler olabilir. Yani onun da diğer o kullandığınız metotları da kullanmak gerekiyor. Ama yani serbest bölgenin böyle bir özelliği var. Her şeyin sureti serbest bölgede görünebiliyor. Bununla ilgili zaten bir iki de örnek vereceğim. Çok fazla örnek yok ama yani biz dima karşılıklarına da bakıp konuyu daha anlamamıza vesile olur. Acaba bu e, tasdikte midir bunun karşılığı? İzan sistemi midir? İmtisa, işte e, iltizan mıdır? itikadan mı bakar? Yoksa takul mertebesine mi karşılık gelir bu mevzu? Orada mı işleniyor? Hangi kısmına bakıyor diye bakmak gerekiyor. Yani incelemek gerekiyor. Ee, o bizim e, mana zenginliğimiz olacaktır yani. Mesela biz burada örnek olarak ne dedik? İhtiyar. İhtiyarın sureti mesela ihtiyar normalde e, dimadadır bir önceki şeyde de söyledik. Öyle bir tespit var. İhtiyar dimadadır. İrade nededir? Vicdandadır. E, o sarihte geçiyor iradenin vicdanda olduğunu. E, i̇htiyar o zaman dimadaysa mesela dimağın da e, neresindedir, nerelerinde vardır? İhtiyarın sureti mesela tahayyül tasavvurda, kanuniyeti akılda, Hakikati tasdikte, mahiyette, iltizamdadır. Yani o suret, kanunet, hakikat, mahiyeti zaten anlatmıştık. Ee, bu diman da içinde bunların karşılıklarını bu şekilde bulabiliriz. Yani mesela ihtiyar kelimesini biz, ben hatırlıyorum derslerde, diman yaptığımız derslerde. Ya ihtiyar bir öyle diyoruz olmuyor, bir böyle diyoruz olmuyor. En sonunda böyle suret, kanunet, hakikat, mahiyet dedik, rahatladık. Yani bir iltizamda gibi oluyor, bir tasdik gibi diyor, öyle dediği yerde var. Akılda gibi gözüküyor, hiç kontrol olmayan, tahil tasavvurda da gibi gözüküyor. Ama suret, kanuniyet, takket mahiyet dediğimiz zaman çözüldü mesela. İhtiyar o zaman demek ki Dima'daki karşılıkları da bu şekildeymiş. Biz de baktığımız hangi mevzuysa Dima'da karşılığı var mı? Varsa hangi mertebede, hangi mertebeyle ilişkili vardır dediğimizde oradaki o ilişki yapısından konumuzu anlamış oluruz. Çünkü şu an Dima ile ilgili bir yapı belli. O yapıyı ben kendi çalıştığım mevzuda kullanmış oluyorum. Çözmüş oluyorum onu. Çözülmüş bir şeyle onu çözmüş oluyorum. Mesela ilmin sureti tasavvurda, bilgi şeklinde duruyor az önce demiştik. Kanun niyeti de tasdiktedir. İlim şeklinde. İlmin kanun niyeti. Daha hakikati, mahiyeti de işte vicdanda, kalpte veya ruhta şeklinde çıkabilir. Mesela ne oldu o zaman? Ben ilmin tasavvurda bir karşılığı demek ki varmış. Bilgi şeklinde. Tasavvurda ne vardı? Bilgiler tasavvurdaydı. Bak ilmin sureti bilgidir ve tasavvurdadır. Dima'da bir karşılığını buldum. Mevzuyu bak daha ihata ettim. Çünkü bir ucunu bulmuş oldum. Çünkü ilim dediğin şey tek bir şey çıkmıyor. Ta bilgiye gidiyor, başka şeylere gidiyor vesaire vesaire. Kanuniyeti demek ki tasdikteymiş değilmiş mesela. Dima'da böyle bir karşılık sistemi var. Diğer bir başlıkta şecere ilkat ve kainattaki karşılıklarını bul. Bu da çok çok kullandığımız bir yöntem. <laughs>